Evet de o 1990'lı yıllarda siz de çok bu işlerle uğraştınız gazeteci olarak. Ben de çok uğraştım. Hatta tahmin ediyorum bir sürü şey de o. Sokağa çıkamaz duruma da geldik. Tehditler de aldık. Galiba mahkemeye falan da olduk. Şimdi bu bildiğiniz bir hikayedir. Yani böyle kertenkele kuyruğu gibi ortada devlete bağlı mı, bağımsız mı, istihbarat mı, değil mi gibi bir sürü grup. Yani neyin ne olduğunu doğrusu biz de bilmiyoruz. Ama bu topraklarda yaşayan genç çocuklara da olup biteni daha filozofik bir şekilde de anlatmamız lazım. Neler olup bitiyor diye kaç cümle etmemiz lazım. Böyle güzel başka bir alandan da istihbarat işini de yorumlu yapmamız lazım. Ben önce şunu söylemek istiyorum. Bir milleti, bir topluluğu bir arada tutan şey nedir? Bizim hepimizi din mi, dil mi, kültür mü, coğrafya parçası mı nedir bir arada tutan? Bu sadece benim sorduğum bir soru değil. Sosyologlar, siyaset bilimciler, filozoflar hep bu soruyu sorar. Fakat bu güçlü cevaplardan bir tanesi güvenlik derler. Yani ilkel topluma giderler. Tarih öncesi kavimlere giderler. Düşünün, Orta Afrika'da bir kabile düşünün. Bu kabileye çok büyük canavarlar saldırıyor ya da düşmanlar saldırıyor ya da büyük bir gergedan saldırıyor. Değil mi? Kabilenin hayatını tehdit altına alıyor. Kabile bunlara karşı nasıl mücadele ediyor? Bunlar fotoğraflarla da bugün de bunları bulmak antropologlar şey yapıyorlar. Kabile yan yana geliyor, mızraklarını çıkartıyor hepsi ve mızraklarıyla bir düzen oluşturuyorlar. Bir yaratık, tek bir organizma oluyorlar. Hepsi mızraklarını böyle tutarak tek bir organizma oluyor. Bütün bir kabile yan yana geliyor. Birbirlerine sırtını vererek. Ve bu mızraklarla kendilerini büyük bir düşmana karşı koruyorlar ama orada bir disiplin de oluşuyor. Yani tek bir hamle ediyor, tek bir hamle geri çekiliyor. Bir hat oluşuyor yani. Evet, bir örümcek gibi bir şey düşünün. Tek bir örümcek gibi. Bütün kabile yan yana geliyor, mızraklarıyla kendini koruyor falan. Çok sonra Prusya ordusuna geldiğimizde, düzenli ordularda geldiğimizde ya da bir şehrin savunmasına da geldiğimizde gerçekten insanların bir tek organizma, bir yaratık gibi bir güvenlik söz konusu olduğu zaman, dışarıdan saldırı söz konusu olduğu zaman böyle tek bir yaratık gibi birbirleriyle bütünleştiklerini görürsünüz. Bu gerçekten bir topluluğun milletleşme sürecini anlatırken güvenliğin çok esaslı bir şey olduğunu, düşmandan gelecek, dışarıdan gelen müdahalelerin bizi sıradan topluluktan çıkartıp milli bir şuura, çünkü ortak bir düşmana doğru bir yaratık oluyoruz. Bu bizim için değil, Avusturyalılar için, Afrikalılar için, bütün toplumları da milletleşme sürecinde bu ortak güvenlik esas. Bu çok önemli bir şey, güvenlik. İstihbarat da bu güvenlik üzerine oluşan bir şeydir. Çünkü biraz sonra kabile savaşı bırakır, gözcüler bırakır. Hani kalede, sağda, solda. Eskiden işte kale burçlarına bırakırdı, işte çalıkların içine bırakırdı, kulelere bırakılırdı. Bugün de buna benzer. Hani ne olup bitiyor, biz uyurken sen bizi savun diye. İstihbarat da böyle bir şeydir. Bakın çobanlar gece uyudukları zaman hani koyunla sürüyü getirdi koydular ve bir saat sonra uyuyacaklar. Fakat uyuduklarında kurt gelir, birisi gelir, çoban hırsızlık yapar, çoban şeyi alır gider. Çobanlar buna karşı nasıl bir güvenlik önlemi alacak? On binlerce yıl çobanlık geleneğinden gelen bir sistem vardır. O da şu, çoban o şeyin içinde, o sürünün içinde en ürkek koyunu bulur. En ürkek, yani böyle hemen kıl kapan, bir yerden bir çalı oynasa hemen irkilen bir koyunu bulur ve o koyuna ip bağlar, kendi koluna da ipi bağlar, öyle uyur. En ufak bir rüzgar bile ise o koyun irkilediği için çoban uyanır. İstihbarat da böyle bir şeydir. İstihbarata yerleştiren insanlar gerçekten güvenlik noktalarında, iç ve dış güvenlik noktalarında hassas insanlardır. Bu 200 yıl önceydi de, 300 yıl önce de böyleydi. Günümüzde de farklı değildir. Senden benden daha çok İran'daki bize karşı yapılan şeyleri, Irak'ı, Gürcistan'da neler oluyor bitiyor. Yani kulakları hassas insanlar. Fakat bu günümüzde daha da mesela yurt dışında da böyledir bu. Fransa'da istihbaratı ayakta tutan, İngiltere'de istihbaratı ayakta tutan insanlara bakın. Bunlar hep böyle seçilmiş insanlardır. Hassas. Şimdi bu hassasiyetli insanlar Türkiye'de son 30 yıldır başka bir yere doğru evriliyor. Yani artık işte bu Güneydoğu'dan gelen yaralılar, hani bir Vietnam sendromu gibi gelenler de oluyor diyelim. Artık böyle hassaslığı biraz da psikopatlığından, biraz her şeyden nem ve kıl kapması, onun biraz da zekasındaki şeyden, dünyayı tam yerleştiremeyenden, yani biraz hani çok da kelimeleri hakaret etmeden koymaya çalışıyorum. Senden benden çok daha başka bir kafa yapısı var. Yani aşırı hassaslık da bir yerde depresyona dönük bir şey. Ya da fazla bir hastalığa dönük bir şey. Ve bu insanlarda Obsesyonları var yani. işte, bu insanlarda
senden benden çok daha çabuk tepki gösteriyorlar. Bu buraya kadar çok doğru. Yani işte ülkemizdeki özelleştirmelere karşı, ülkemizdeki siyasi taraflara karşı senden benden çok daha çabuk refleks gösteriyorlar. Fakat bu korkaklığın, bu ürkekliğin, bu her şeyden nem kapmanın da bir düzeyi var. Eğer siz bu insanları gelişigüzel hassasiyetleri, entelektüel bir hassasiyetten değil, onların psikolojik yapılarından kaynaklanan bir hassasiyettense burada ortalık karışır. Yani siz bir takım klinik vakalarla bu hassasiyetleri, ülke güvenliğini, iç ve dış tehditleri, bu klinik vakaları bilgi alma süreçleriyle kontrol edemezsiniz. Çünkü toplumlar yeni bir güvenlik sistemi, 200 yıldır toplumlar artık biz mızraklarla, silahlarla ülkemizi korumuyoruz. Ülkemizi daha başka koruma yöntemleri var. Mesela düşünce için gazeteler var, üniversiteler var, düşünce yazarlarımız var, değil mi? Bir sürü yazar yazar. İran şöyle düşünüyor, Yunan şöyle düşünüyor diye. Onlar da çok hassas insanlar. Ben niçin çok okunan bir yazarım? Hassas bir insanım. Psikolojik olarak kimsenin tahmin etmediği derinliklerde şeylerim var. İntibaları alıyorum, değerlendiriyorum. Sinir uçların daha açık. Daha açık. Fakat modern toplumlarda sinir uçları açık insanlardan sağcı olanlar var, solcu olanlar var. İlerici olanlar var, gerici olanlar var. Bütün bunların hepsi bir bütün oluşturur. Yani o eski, çok eski Prus ordusu gibi ya da çok eski ilkel toplum gibi hepimiz tek bir bütün organ değiliz. Hepimiz aynı insan değiliz. Hepimiz ülkemizi seviyoruz, ülkemizi korumaya çalışıyoruz ama hepimiz aynı mızrakları tutmuyoruz. Birimiz ilerici durumda, birimiz daha başka, birimiz geleneğe önem veriyoruz, birimiz batılı değerlere önem veriyoruz ama hepimiz hassasızdır. Şimdi bu çobanın aradığı ürkek koyun gibi klinik vakalardan istihbarat toplarsanız, bu istihbarata gelen insanlar, bunlar biz de yazarız, bu yaşımıza kadar geldi, yüzlerce insanı tanıyoruz. Bu insanlar ülkenin böyle sağcı, solcu, ilerici ve gericiliğini tam değerlendiremez. Yani oralarda kulağını dışarı tutması gereken insanlar bu iç noktalarda da çok hazmedemez bu yapıyı. Yani bu çok düşünceli, herkesin çok rahat fikir söylediği, ki öyle olması lazım toplum, bunu hazmedemezler. Bu klinik vakaların, eğer siz yine istihbarata benzer uçlarınızı klinik vakalardan derleyip topluyorsanız, bu klinik vakaların çok daha tehlikeli tarafları vardır. Çünkü bunların zekaları senin benim gibi çalışmaz. Şimdi bunlar istihbarat çalıştıkları için o istihbarat içerisinde çok çapraz bir düşünce şekilleri vardır. Şimdi bu kelime aradım aradım da bulamadım, yani çapraz. Yani senin benim gibi normalde bir zeka işletemeyeceği için o başka türlü bir şeyle ülkenin iç ve dış düşman tehditlerini daha karmaşık, daha senin benim anlamayacağım bir düzeyde değerlendirir. Daha asimetrik okur yani böyle. Daha başka tuhaf okur. Yoksa bu Uğur Mumcuların, yoksa bu Danıştay baskınlarının, Eşref Bitlislerin. Eşref Bitlislerin, ha bir de bunlar başka istihbaratların, yani aklı başında düzgün, sabahtan akşama kadar düşünce üreten, think tank düşünce kulüplerine bağlı, çok önceden beri, yüzlerce yıldan beri çalışması olan, derinliği olan, genişliği olan istihbarat servislerinde çok çabuk şeyini ortasına düşerler. Hatta onlarla ortak çalıştıklarını da bilmeden. O yüzden ben Türkiye'de şöyle bir bunu çok büyük bir tehdit olarak görüyorum Türkiye için. Çünkü 25 yıldır Türkiye'de faili meçhul insanlar gidiyor. Yani bunun en yakın arkadaşlarımız gidiyor, yazarlar gidiyor. İşte Türkiye'nin durumu bu. Burada devleti çok sahipsiz görüyorum. Devleti çok yalnız görüyorum. Ve burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani Türkiye ne edip edip önümüzdeki 50 yıl içerisinde 3-4 büyük üniversite kurup, Mülkiye gibi bu, yani çok ciddi üniversiteleri kurup, işte bugünkü bu kaymakamlık, valiliğinin ötesinde kendi temel istihbarat birimlerini, iç işlerindeki çok temel, yani Türkiye'yi teslim edeceği çok gizli dokümanların okunup tartışıldığı yerlere yetiştireceği adamları Türkiye'nin en iyi hocalarından geçirerek, öyle sallapati değil, yani böyle bir polis koleji gibi işte değil, çok daha filozofiyi, siyasi bilimleri, psikolojiyi, dünyada olup bitenleri iyi kontrol eden 3-4 üniversite kurup burada doçent durumuna gelmiş.
profesör durumuna gelmiş insanlara ya da onların yetiştirdiği üstün talebelere yetiştirmek zorunda. Fransa da böyle yapıyor, Amerika da böyle yapıyor. Yani büyük, onlar öyle yapıyor. 3-4 büyük üniversiteden çıkan çocukları devletin çok temel yerlerine yerleştiriyor. Tabii Amerika'da öyle mesela. Tabii büyük yerlerine yerleştiriyor. Bizim de buna hızla girmemiz lazım. Ben